Gündem Özel Kanal 26 ekranlarında sürüyor. Programa görüntülü ya da canlı telefon bağlantısıyla katılan konuklar COVID-19 ve alınan tedbirleri vatandaşlarsa taleplerini paylaşmaya devam ediyor. Programa bağlanan AK Partili Başkanı Zihni Çalışkan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına vefa destek gruplarının 14 ilçede aktif çalıştığını söyledi. Kaymakamlarımız da yaklaşık 10 bine yakın hemşerimizin gıda yardım anlamında, gıda paketi anlamında ihtiyaçlarını çözüyor. Gelen ihtiyaçlar anlamında, sadece gıda paketi anlamında söylemiyorum. İhtiyaçlar anlamında da her tür ihtiyacını karşılayacak vefat destek gruplarıyla maaşlarına dağıtılması, ödentilerin dağıtılması, ikramiyelerin verilmesi veya sahil suretli hangi ihtiyaç varsa kaymakamlarımızın bünyesindeki vefa destek grupları 14 ilçemizde de çok faal çalıştı. Yaklaşık iki merkez ilçeyi söyleyeyim. 170 tane vefa destek, ayrı vefa destek grubu. Vefa destek gruplarıyla işlerimizi çözüyoruz. Çok da faydalı sonuçlar aldık. Anladım. Peki Sayın Başkan, AK Partili belediyelerin çalışmalarını özetlediniz. Peki hem şehrimizde, merkezdeki Büyükşehir Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi'nin de bu dönemde çalışmaları var vatandaşlara yönelik. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi? Şimdi bakın, şu kısmı çok önemsemek lazım. Biz özellikle sosyal yardımlar anlamında bu sürece özel konuşuyorum. Yani bunu siyaset yapmak için de söyleyeyim. Tabii tabii. Bu süreçte bir takım yardımların yapılması yanında özellikle temel ihtiyaç maddeleri, ekmek ve su meselesi çok daha önem arz eder hale geldi. Ekmek ve su meselesinde diğer belediyelerin yaptığı gibi belediyelerimizin de ücret indirimine gitmesi lazım. Yani ciddi anlamda halka dokunan ve onların bu dönemdeki özellikle İller Bankası vasıtasıyla kesilmeyen kredilerinden kaynaklanan sebebi bir gelir artımları söz konusu. Şu anda şehirde geziyorum. Gördüğüm kadarıyla da henüz sezon başlamış ve fiili anlamda fiziki belediyecilik yapılıyor noktasında gözükmüyor. Ama özellikle pandemi sürecinde yapılması gereken en temel şeyler ekmeğin ve suyun ucuzlatılması. Sudan kastımız hem kullanma suyu hem de kalabak suyuna ilişkin bir ucuzlamanın olmuş olması halka direkt dokunur. CHP İl Başkanı Recep Taşer programa katıldı. Covid-19'la mücadelede CHP'li belediyelerin çalışmalarına değindi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek dedi. Bu anlamda müthiş bir enerji doğurdu ve belediyelerimiz de buna dönük çok ciddi çalışmalar yaptılar. İsterseniz onlardan biraz bahsedeyim. Buyurun. Normal rutin hizmetlerinin yanında bu 65 yaş üzeri yoksul ya da ihtiyacı olan yurttaşlarımızın dışında 65 yaş üzeri vatandaşlarımız tek tek arandı, ihtiyaçları soruldu. Onun dışında yoksul yurttaşlarımız ya da ihtiyacı olan ya da işsiz kalmış olan yurttaşlarımızla biliyorsunuz uzun yıllardan beri zaten yaptıkları hizmette, ancak burada talepler fazlalaşmaya başlayınca bir erzak yardımı yapmaya başladılar. Normal rutin işleri, temizliktir, hijyendir, sokaklarda dezenfektan çalışmaları, toplu taşımalarda, kamu binalarında bütün bunları zaten yapıyorlardı. Ancak takdir edersiniz ki insanlar evde olduğu sürece tüketimleri arttı. Personel sayıları aslında çeşitli nedenlerle düşmüş olmasına rağmen bu hizmetlerini hiç aksatmadılar. Örneğin temizlik konusunda çöp miktarları belki ikiye katladı insanlar evde olduğu için. Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Adnan Karamanlı, kapasitemiz düştü ama yine de çalışıyoruz dedi. Üyelerine verdikleri hizmete değindi. Karaman ayrıca sanayi çarşısının durumuna değinerek sanayi çarşımız ciddi bir şekilde ilaçlanmalı diyerek yetkililere seslendi. Efendim biz üyelerimize tabii hükümetimiz bir 25 bin lira kredi verdi. Biz oda olarak onun evraklarını ücretsiz veriyoruz. Hı hı. Burası önemli. Başka odalar, oda kaydı istiyor. Esnaf sicil kaydı istiyor bankalar. Bir de efendim kimlik fotokopisi istiyor. Kıyamet geldiğim haberi istiyor. Esnaf geliyor, oda kaydı istiyor. Bunun 33 lira yasal bir ücret var. Biz onu esnafımızdan almıyoruz. Öbür evraklarını da tamamlayıp bankaya müracaatını yapıp onun kredi almasına yardımcı oluyor. Ücret almıyoruz. Bunu tüm odalar almıyor. Biz almıyoruz. Tamam. Veren hizmet ediyor. Tabi bu
şey yönde ciddi bir maske sıkıntısı var. Esnaf maskeyi bulamıyor. Satın da var. Efendim hükümetimiz bunu satmaya yasak etti. Devletimiz. Vatandaş esnaf maske bulamıyor. Birkaç kara borsa satanlar var, uyanıklar onu buluyor, temin ediyor. 7-8'den istiyorlar bir tek maske. Biz var, maske mı öyle, var mı öyle başkan? Kara borsadan evet. Satanlar var mı? Satıyorlar. Satıyorlar efendim. Buraya gel ver altından. İşte adam çantasına koymuş. 7 lira 8 lira. Şimdi esnaflar da bir maskeye 8 lira nasıl alsın? Biz esnafımıza maske desteği de veriyoruz. Esnaf başına bir 5'er tane maske dağıttık. Tabii yetmiyor bu. Maske böyle bir iki tarafa kullanıp atılanmış. Yani maske ikinci bir 5'er maskeyi daha veriyoruz esnafımıza. Maske desteği de veriyoruz. Bazı ilaçlanan yerlerimiz var. Bizim esas sıkıntımız bir de bu. Bizim burası sanayi çarşısı. Bir de atıl kalmış bir sanayi çarşısı. Çünkü evet. Belediye hizmetinden faydalanmıyor. Belediyenin de buraya çok yardım etmediği bir sanayi çarşısı. Belediye de kendine bir mazeret bulmuş. Diyor ki bura efendim riskli afet ilan edildi. Çevreşehir Bakanı'na geçti. Kesin dönüşüm projesi olan bir yer diye çok hizmet etmiyor. Çöplerimizi aldırıyor. Yollarımızı yapmıyor ama çöplerimizi ilk önce alıyor. Çöp alma da yetmiyor. Çöp gibi hijyen lazım. Esnaf çöpüdür. Dökmüş bir yapmış. Buranın bir ciddi ilaçlanması lazım. Bizim sanayi çarşımızın bir ciddi ilaçlanması lazım. Biz belli esnafın dükkanlarını falan ilaçlattık. Esnaf kendisiyle ilaçlattık. Bir kısmı biz de yardımcı olduk, ilaçlattık. Bizim şu an sanayi çarşımızın ciddi bir ilaçlanması lazım. Bu koronavirüs belasından, bu şeyden kurtulması için bir ilaçlanması lazım. Şu anda ilaçlama olmadı mı dükkanlarda? Olmadı. Sanayi çarşısında şu an ilaçlama olmadı. Müracaat ettiniz mi Sayın Başkan? Müracaat ettiniz mi? Ettik. Müracaat ettik. Hali alan yok. Birkaç da esnaf ettirdik. Biz de ettirdik. Öte yandan vatandaşlar da bu süreçte yaşadıkları sıkıntıları paylaşmaya devam ediyor. Yalnız ki kapıma gelen var, çöp atmaya çıkacağım, maske olayını çözemedik. Yani paramla da bulamıyorum. Çok güzel söylüyorsun, maske tak diyorsun ama bu maskeyi bulamıyorum ki nasıl takacağım? Kilsin Mahallesi'nden arıyorum. Buyurun. 66 yaşındayım. Efendim ben 66 yaşındayım. Keskin Mahallesi'nde hiçbir yere biz çıkamıyoruz. Hiç bir tane buraya bir yetkili gelmedi. Ne belediyeden olsun, ne valilikten olsun, ne şeyden olsun. Bizim halimizde hiç soran yok. Hiç kimse mi gelmedi? Hiç bir tane devlet memurundan bize gelmediler efendim. Kontrollere yani falan gelmiyorlar mı? Hiç bir tane. Jandarma geziyor bak. Jandarmadan memnunuz. Jandarmadan memnunuz. Jandarma geziyor. Kesini yapıyor. Jandarma bölgesi olduğu için mutlaka gelecektir elbette. Diğer konularda istekleriniz oldu, aradınız mı? Aramalarınıza rağmen kimse gelmiyor mu? Aradık. Benim çocuğum var, ben bilemiyorum. 26 yaşında maske istedi. Maske de gelmedi, hiçbir şey gelmedi yani. Gelip sadece sorsana bize, yani nasılsınız, sağlığınız nasıl dese o yeterli bize. Ben ufak bir şey mi olacak, sıra mı olacak? Buyurun, buyurun. Bu barajdan akan su mu sözünden geçip Kızılder'e gidiyor. Sivrisinek tam şey... Zamanı. Larva zamanı. Onun bir ilaçlanması tipe başında belediye başkanımız Ahmet Ataş Bey'e selamlarımızı söylerseniz. Şu anda... Çok teşekkür ederim. Alparslan Bey, siz şu anda canlı yayında ona Sayın Başkan'a selamınızı söylüyorsunuz. İsteğinizi de duyuyordur mutlaka. Tekrar edelim. Musa Özü Göleti çevresinde... Yok, Musa Özü Barajı'ndan bizim köyün içerisinden su geçiyor. Köyün içerisinden geçen suyu, evet, değil mi? Ve bir de köyümüzün içerisini bir ilaçlanmış olsa tam zamanı, larva zamanı. Anladım. İleride sineklerimiz olmazdı. Yani. Tamam. Hem bunu bazı belediyeler yapıyor, çok hoşuma gitti yani. Yalnız bizim belediye değil de Konya, Ötetki, Berki belediyeler gördüm ben.